Cenab-ı Allah Efendimiz'e telkin buyurdu. Allahu 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 Hak Allahu 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 Hak Allahu Efendimiz'e emir buyurdu, Sıddık'a telkin. Sonra Sıddık ta emretti, bütün Nakşibendi tarikatında onu şey olan zatları, ki 7007'dir bunlar. 7007 zatın ruhaniyetlerini davet etti. Orada hazır oldular, Sıddık onlara telkin etti. Sonra her ulu şeyhin ne kadar etbaı varsa, müritleri olacaksa onların ruhaniyetlerini davet ettiler oraya. Onlar da hazır oldu. Onlara da o şeyhleri telkin etti. Telkin bittikten sonra Efendimiz hareket etti. O Nakşibendilerin hepsi ulu şeyhler. Kendi etbaalarıyla Efendimiz'e tabi olup onun hicretine iştirak etmek istediler. İzin verildi de beraber yürüdü hocam bu gafir. Medine-i Münevvere'ye kadar beraber geldi. Nakşibendilerin zerreleri, ruhaniyenleri Efendimiz'den hicret eden kimselerdi her şey. Nereden geldiler bunlar ya? Seyyid-i Alaaddin Buhari Hazretleri sual etti. Şah Nakşibendi Hazretlerinden. Nakşibendiler nereden bilinir? Nakşilerin meclislerine hazır olan, onların meclislerinde efendim rahat bulan, onların zikirlerini, derslerini çeken, onlara muhabbeti olan kimsele onlardandır. Buraya siz öyle beleş, kuru beleş, pilav yemeye, efendim zerde yemeye gelen adam değillersiniz. Zamanevi kuvvet aşılamak için. Benim bir parça kımıldama var da Allah'a emanet. Vakit yakın olduğu için cezbet veriyor. O cezbetin kuvvetidir. Sizi bu evliliğinize ne yiyor? Sizi artık ne evler alır, ne köyler alır. Biraz açacak şimdi, şaşıracak başta olanlar. Ne? Nereden geliyor bu kuvvet? Bu kuvvet Allah'ın kuvvetidir. Resulullah'a emanet ettiği kuvvettir. Resulullah'a da Enbiyahullah'a gelen kuvvettir. Onlardan bu kudret çeşmeleri olan yerlere açılan kuvvettir. O, onun için korkma. Şimdi yol veriyor ağır ağır. O çıma mı dersiniz? Çımayı yurtdırdan kaldırdığı vakit gemi ağır ağır açılmaya başlamadı. Her şeyler dönmez. Makinalar. Şimdi çamayı kaldırdı oradan. 15'inde tamam kaldıracak. Şeyin, Şaban-ı Muazzam'ın. Kaldırdı mı? Seyreyle sen gün götürüyor. Allah Allah. Yaklaşıyor şimdi. Onun için Cenab-ı Allah elbette ki bu İslam'ı böyle hakir ve zelil olmak üzere göndermiş değildir. İslam hakir ve zelil değildir. İslam izzetlidir ve şereflidir. Onu tutanların hepsi de öyledir. Gerçi Müslümanların taksirlerinden dolayı kendileri mezellete düçar oldular. Kendi kabahatlarından dolayı. Lakin İslam İslam'a taan edilemez. İslam yücelerdedir. Kimsenin attığı bir şey ona ulaşmaz. Güneşe taş atan kimsenin başına attığı taş düşer. Düşenler onu. Ve şimdi Nakşi yolu sahibin zamanında tamamıyla
meydana çıkar. 40 tarikatın hepsi de nakşide dahil olur. Hepsi o hizmete dahil olacaktır. Yollar kavuşa kavuşa tek yola gelip oradan yürüyecekler. Nitekim dört mezhep imamları Mehdi Aleyhisselam'ın arkasına tabi olup yürüyecek bir yol olaraktan gidecekler. Hepsi bütün insanlar o günler yaklaştığı cihetle istidat yani hazırlık için bu sözü bize söylettiler. Şimdi uyanık olunuz. Uyanık olunuz. Çünkü intikam da geliyor. İslam'a hakaret edenleri hakir edecek. İntikam da geliyor. Bulunları kaftağına kalkıp İslam'ı hor edenlerin horlanacağı devir de Recep-i Şehrun aynen beraber girecek. Recep'un acayibun derler. Bir ay, Recep aylarından bir ay içerisinde bir ay gelecektir bir senede ki onda çok acayipler görülecek. Ona benziyor bu seneki Recep. Allah encamını hayır eylesin. Amin. Müminlere ferahtır doğan gün. Amin. Müjdedir. Her gün bir müjde getirir Müslümanlara, müminlere. Lakin her gün İslam'ı horlayan Müslüman gavurlarına mezellettir ve hakarettir. Müslüman kafir var mı? Var. Nüfusta Müslüman yazılır, Müslüman'ı horlayan hepsi Müslüman kafiridir. Onlara mezellet vardır. Ümit kapıları da kapanmıştır. Ne yapsalar efendim o mezelletten kurtulamazlar. Ancak Allah'ın ipine sarılırlarsa kurtulurlar. Allah 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 Amin Allah 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 Kerim Allah 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 Subhanallah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Subhanallah. Sultan sensin, kullar bizi ya Rabbi, İslam'ın sultanını gönder, amin. Bütün Müslümanlara hükmedecek İslam'ın sultanını. İslam'ın şeriatını icra edecek sultanı gönder ya Rabbi. Sultansın şeriat olmaz, batıldır. Her kim sultansın şeriat isterse cahildir, akılsızdır. Hiçbir şeyden haberi yok. Onun için şeriat, sultan geldikten sonra şeriat gelir. Sultandan evvel şeriat gelmez. Sultan gelir, şeriatı getirir. O günlere Allah bizi de yetiştirir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyin ümmi ve ala aline sahbihi ve sellim. Allahümme salli Hazreti Hüseyin'e ölen alim-i müminin el-Fatiha.